Evet kıymetli dostlar. İnsanoğlu şu fani aleme gelir gelmesine doğar, yaşlanır ve ölür. Ama bu iki yol arasında çektikleri ızdıraplar bir hikayedir aslında insanların hayatı. İstanbul'da bir kış günü bir ihtiyar dede, saygıdeğer arkadaşım Binali İkbal'ın gözlerine takılan bir manzara geldi Ozanoğlu. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Ne denir, ne yazılır? Nasıl oldu İkbal Efendi? Şöyle. Kahvede oturuyorum. Dede içeriye girdi. Girdi girmesine elinde bir tesbih kırılmış. Onu takmakla uğraşıyor. Tabii kahveden içeriye girdi. Selamun aleyküm dediyse de kimse bunun selamına dikkat etmedi, almadı. İşte o zaman bizim ihtiyar zoruna gitti de geldi bir masanın bir kenarına oturdu. Garsona seslendi. Garson, ne var baba, ne istersin? Garson yavrum, hele yaklaş yanıma, bir diyeceğim vardır sana. Ne istiyorsun baba, hayrola? Yavrum, dışarıda hava buz gibi, yağmur yedim, cebimde 5 kuruş param da yok. Ne olur Allah rızası için bir bardak bir açık çay ver de canım ısınsın, olmaz mı? Deyince kıymetli dostlar, garson, torunu yaşındaki garson dedeye öyle bir ahuzar etmişti, öyle bir kalbini kırmıştı ki, yahu dede sen ne çayından bahsediyorsun? Burası İstanbul, Allah'ın suyu da para, ne çayından bahsedersin bana? Ya dede zavallı sinirlendi, azar yemişti. Torunu yaşında bir insandan azar yiyince efkarlandı da elini attı cebine, bir birinci cigarası çıkardı. Onu da yakacağı ellere kala kibrit ıslanmış, yanmıyor. Hani derler ya, atasözü boş dememiştir. Allah bir adama vermedi mi, peygamber de sopayla kovalarmış. Eh, aksilik üst üste. Herkesin var kendine göre bir derdi, bir azarı. Kıymetli dostlar, o zaman İkbal Bey, ben diyor bu çayı, sigarayı ikram ettim kendim. İkram ettim, gönderdittim. Fakat diyor çayı, sigarayı içtikten sonra baktım gözlerinde İnci taneleri gibi yaşlar belirmiş. Bir torunu yaşındaki bir insan bunun kalbini kırmıştı kıymetli dostlar. Bastonuna basarak kapıya döndü ve çıkmak üzereyken yerlerin ıslak olması münasebetiyle, bizim ihtiyarın da takatsiz olmasıyla dengesini kaybetti kapıdan çıkarken, yığıldı yere. Yığıldı yere ama kalkmak istiyor, bir mücadele veriyor, kalkamıyor bir türlü. Dize çekiyor, bir adımda kalkmak istiyor, bir daha yıkılıyor. Öyle bir önemli manzara ki dostlar, gerçekten şu alemde cennetle cehennem bir yaşanıyor, hakikaten yaşanıyor. Bir tarafta cefa, bir tarafta sefa var. Bu cennetle cehennem değil midir? Orada bulunan bu umuma açık bir kahvehanede bir Allah'ın kulu demiyor ki ya, şu ihtiyarın kolundan tutup kaldırayım da
Acaba oğlumu dövmüş, gelinimi kovalamış. Var herkesin kendine göre sebebi ya. Geçsin yoluna. Dememişti dostlar. Ama aşığın bakış açısı gazetecinin kamerasına benzer. Bizim dedeyi çekiyordu. Kamera çekiyordu. Dede baktı ki artık kalkamayacağım. Ellerini kaldırdı semaya, sakalına damlayan yaşlarla. Ey Rabbim, sen beni böyle fakir, gariban ve sefil bir insan olarak yaratacağına, şu naciz vücudumdaki ruhumu al da bedenim bu ezadan kurtulsun, demişti kıymetli dostlar. Ey aşık söylemeyecek mi? Görelim bakalım ki Murat Ozanoğlu burada bu dedenin arzu halına nasıl tercüman olacaktı? Şöyle diyecek. Dedeyi kahvede gördün mü dayı, eteğinde tespih takıyordu ya, eloy eloy eloy. Sandalyeyi çeken döndü arkayı, üzerinden kirler kokuyordu ya, eloy eloy eloy. Ya garibim ya, eloy eloy. Ya fakirim ya, ya, ya. Dedi garson, dedi garson, çay ver çayın abise, param yoktu. Allah nasıl hak ise, dedi garson çık git paran yok ise, hastona basara kalkıyordu ya, kalkıyordu ya. Hele loy 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 loy. Hele bak talihim fukarasına, aç da sinesini bak yarasına, vay eloy eloy eloy. De zalim eloy 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 eloy. Islak elleriyle cigarasına, defalarca kibrit çakıyordu ya, 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 ya. Ya fukaram ya, 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 ya şaşkınım ya, 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 ya. Bir şey dedi, bir şey dedi, anlamadım dilinden. İstiyordu biri tutsun elinden. Gördüm, gördüm sakalının beyaz telinden. Gözyaşı, gözyaşı göğsüne akıyordu ya, ya garibim ya. Hele kapıdan çıkarken takıldı kolu, bir düştü bir kalktı kaybetti yolu, loy 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 loy.
Kolundan tutmadı bir Mevla kulu. Allah diye göğe bakıyordu ya, 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 ya. Kolundan tutmadı bir Mevla kulu. Allah diye göğe bakıyordu ya, 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 ya. Ya fukaram ya, 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 ya. Ya şaşkınım ya, ya, ya. Ey efendim, dedik ya, cennetle cehennem bir arada. Şu andaki, şu saatteki, şu dakikadaki büyük metropollerde bile aynı, aynı hikayeler, öyküler yaşanmaktadır. Yavrular, yavrular çöp tenekelerinden ekmek toplar kıymetli dostlar. Garibanlar sokaklarda yatar. Bir dedenin öyküsü değil, bin dedenin öyküsüdür. Ne yapıyordu? Pilavın öbür tarafına bakalım. Bir tarafı cefa, bir taraftaki sefayı görelim bakalım. Hele loy 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 loy. Loy 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 loy, de loy 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 loy. Ez bir darım oy oy oy. Garson rakısına bire su kattı. Garson rakısına bire su kattı. O doldurdu ötekine uzattı loy 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 loy. Anladım ki işin sonu berbattı. İşbal manzarayı çakıyordu ya, 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 ya. Ya fukaram ya, 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 ya. Ya şaşkınım ya, ya.